Evet, biz şimdi hazırlandık, çıktık. Yeni bir videoya hoş geldiniz öncelikle. Bizi şimdi nasıl bir etkinlik yapmışlar onu göstereceğim. Dene ha. Suda uyudu mu? Burası sana bir bakalım. Vay. Ayakkabılar asit seviyorum. Nereye sana da bir bakalım. Sen bir bana bak. Opposites attract. Guessing everybody knows. Fire on the floor, sticking out the door. We're just getting started, ladies. Now I really want some more. Girl, you know that there ain't nobody moving like you. You know you got me. Çekmeyi unuttuk çünkü birazcık stresli oldu. Defne yürümek istemedi. Kucak istedi. Artı Burcu Sude'nin ilgilendi. Sude'nin çok uykusu gelmişti. Şimdi biraz dinlenip alışverişe gideceğiz. Sonra annelere gideceğiz büyük bir ihtimal. Annemler iftara gelecek. İftara gelecek de büyük bir ihtimal bir 5 dakikalığına uğrarız herhalde alışverişten önce de sonra. Evet. Aşkım bu beni komple takip ediyor. Ama şu benim ihtiyaç da dokunmaz. Nereye saçladın?
Şu anda burada böyle bir olay var. Sude ağlama. Defne ne yaptın aşkım? Kamerayı mı gördün? Tipe bak, uyku, hala uykusu var. Oy. Defnem, baksana bir. Ne yapıyor? Ya onu da almamız lazım da yanımıza. Evet, biz bayağıdır evdeyiz. Hem bayağıdır. 2 saattir falan. Evet, biz şimdi alışverişe çıkıyoruz. Böyle Diyecektim. bir göstereyim. Şöyle Burcu da bloka Hemen başladı da. üstümüzü Bloka hemen başladı. üstümüzü bir değiştirdik. Ama ben bu kamerayı anlamadım. Bu çok kötü bir şekilde takip ediyor. Evet, onun ayarını yapmak lazım. Ben bir... Üstümüzdeki şu o zaman kıyafetleri o kadar ağırdı ki, o kadar kalındı ki Evet. ben acayip bunaldım. Dedim eve gidip üstümüzü değiştirelim. Benim için sıkıntı. Eve gelmişken de biraz keyif yaptık. Herkes bir tuvalet sırasına falan girdi. Şimdi tekrar çıkıyoruz. Küçük bir alışveriş yapacağız. Evde ekmek falan yok. Ander refus, ander refus. Annemlere uğrayacağız biraz. Terasta oturalım dedik. Hava çünkü çok güzel. Ha bir de benim aklıma şimdi bir şey geldi. Bu arada kalite farkı olursa videonun içinde bugün aslında bütün Evet. gün videoyu bundan çektik. Böyle 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 artık şirin Şey olacak. yani deniyoruz şu anda deneme aşamasında. Aynen. Ne diyecektim? Evet, bu akşam annemler iftara gelecek. Ama daha çok vakit var, o yüzden biz onlara gideceğiz şimdi. Önce biraz bahçede oturalım. Sana ben bir şey diyeyim mi? Hı? Bir şey demiyorum. Yemiyorum. Haydin kızlar. Haydin. Bu bebek arabası kalsın şu Haydin, haydin. Kalsın mı burada şu an? Kalsın. Benim ayakkabım yok. Ayakkabın yok. Evet, yine öbür kamerayı açtım. Poketi. Poket. Ama bunun bir ayarını ayarlamamız lazım ya. Çok böyle Çok fazla dönüyor. çok fazla dönüyor. Bazı yerlerde de istediğim yere dönmüyor. Onu bir gerçekten ayarlamak lazım. Ama onun haricinde süper bir şey. Kimse elinde kameranın olduğunu fark etmedi bile bugün. Aile park yerimiz. Çok güzel bir olay aslında. Bence Türkiye'de yapmaları lazım. Evet, Doğa depo. için. Hele doğa için. Ne diyorlar? Depozito, değil mi? Depozito. Doğa için. Şişenin Bence doğa için çok güzel bir şey. geri verdiğiniz şişenin tanesine 25 kuruş. 25 sen. Şu anda 36 tane şişe, yani toplamda kutu ve şişe olarak 36 tane 9 euro fant veriyor. Böyle belgesini alıyor. Kasaya gittiğinde 9 euroya ya bir şey alırsan hesaptan kesiyor. Ya da 9 euro alıp cebine indiriyorsun. Şunu açsana. Seni yürüteceğim. Buraya arabayı alıyor musun? Efendim dur aşkım. Chips alayım mı? Pringles al istiyorsan. Neresi? Ne tuz devam eder.
tane? Bir tane içer. Bir tane mi, iki tane mi? Bir tane içer. Defne öbür sıramdan artık içeyim ya. Şey yağlı yoğurtlu. Ya. Egal ona. Ben bile baksanıza yani. Yoğurt alıyoruz. Yunan yoğurdu yok diyor. Almanlar hep Yunan yoğurdu diyor bizim yoğurdumuza. Aa, bir de önden iki tane domates aldım. İzmir köftesi yapayım bugün o zaman. Hava acayip sıcak ya. Ama birden... işe yaramadı. Ne? Semiller 18 tane diye dedim ya kadına. Aha. Sonra şey, çocukların yediği şey dedim, bu da yarım ama dedim. Yarım fiyatını alsın diye. Ama kadın güldü. Kulaklarını kapatıyor. Motorlar geçince. Sen kız mısın? Yeni bir güne merhaba. Dün devam çekim yapmadım. Maalesef böyle çok... Bugün havalar çok sıcak. 30 dereceye yakın. Biz şimdi Defne ile çıktık. Söylemesi ayıp. Bugün ben niyetli değilim. O yüzden Defne'ye dondurma sözüm var. Kedinin peşinde kuşu. Defne! Hadi gel bin. Arabaların altına kaçıyor aşkım o. Bilmiyorum ki. Beğeniyor herhalde gölge ya. Evet, biz şimdi dondurma yiyeceğimiz yere vardık. İtalyan restoran burası. Ve ortalığı ne kadar kalabalık olduğunu unuttum. Hani şu orta çağ festival gibi tarz bir şey var ya bizim çarşıda bu hafta sonu. Ortalık acayip kalabalık. İçerisi de çok tıklım tıklım. From the first time I saw ya, you were not like the others, a cool kind of melody. You rattled my cage without warning, kept it upright till the morning, a new kind of ecstasy. You found a different side of me, the one I'd like to be, a different side. Evet, biz koltuğun kılıflarını yıkadık. Bir kısmını burada asmıştık balkona. Bir kısmını da annemlere götürmüştük. Kurudular hepsi. Kurudular ama değil mi? İki tane hariç. İki tane hariç bunlar kurumuş. Çamaşır makinesi. Ural şimdi onları takacak. O onları takarken de ben dolabımı toplayacağım. Şimdi biraz balkonda keyif yapalım dedik. Yoruldum ben bugün ya. Defne mi o su değil mi? Aynı soruyu ben de sordum kendime şu anda. Bu arada sen anlat ilk kez. Evet ya, hiç söylemedim galiba şimdiye kadar. Belki tahmin edenler olmuştur bazı şeyleri anlatma tarzından. Ama Defne bugüne kadar bizim yatakta yatıyordu. Ama bu her zaman böyle değildi. Ben Defne'yi çok küçük yaşta, daha 5 aylıkken kendi yatağına yatıp, yani kendi yatağına yatırıyordum. Kendi kendine uyumasını öğretmiştim. Doktorumuzun sayesinde, çocuk doktoru bize o konuda gerçekten çok güzel fikirler vermişti. Ve bu 2 yaşına kadar gayet de güzel gitti. Hiç problem yaşamadık. Ne zaman, nereye yatırırsam kendi kendine uyuyabiliyordu. Hiçbir kere bile ağlamazdı, hiç sorun çıkarmazdı. Ta ki biz bir keresinde 6 haftalığına Türkiye'ye gitmiştik arabayla. Ankara'da kaldık, İstanbul'da kaldık. Başka nerede kaldık? Bodrum. Uşak, Ordu hariç her yerde. Bodrum, Uşak. Yani gerçekten Diyarbakır, Mardin, Urfa. Gerçekten bayağı gezmiştik o senesi. Ve Sude hiçbir evde
Kendi odası yoktu tabii ki. Her yerde misafirdik. Bodrum'da da villa tutmuştuk. Ama orada da kalabalık olduğumuz için Defne yine bizim yanımıza yatmak zorundaydı. Yani gittiğimiz her yerde Defne bizimle yatıyordu. O ara nasıl alıştı? Fena bir şekilde alıştı. Bir daha bunu değiştiremedik. Zorlamak da istemedim çünkü aklı eriyordu artık. Yani anlayacağınız 2 yaşından beri bizim yanımızda yatıyor. Daha doğrusu 2,5 yaşından beri. Ama bugün dedik artık bu böyle olmayacak Defne, anlatmaya çalıştık. Tekrar anlatmaya çalıştık. Çünkü bayağıdır deniyoruz, sürekli böyle anlatmaya çalışıyoruz. İşte yanımızda daha fazla yatamazsın, çok büyüdün. Problem şu, çok büyüdü. Bacakları da çok uzun maşallah. Belimiz ağrıyor artık, hiçbir şekilde dayanamayacağız. Şu an Sude ile birlikte aynı odada yatıyorlar. Birisinden biri ağlıyor sanki ama. Sude ağlıyormuş. Defne artık ses yapıyor herhalde. O da kendi yatağında bir şeyler oynuyorsa. Sude de korkmuş olabilir çünkü Sude de alışık değil. O da doğduğundan beri yalnız yatıyor odada. Kocaman oldu. Çok tuhaf bir şey olacak bu şimdi. Bugün bakalım işe yarayacak mı? Ya da gece yanımıza gelecek mi? Çünkü eğer gece yanımıza gelirse hiçbir işe yaramamış olacak. Çünkü yine bütün gece yanımızda yatmış olacak. Bakalım. Biz şimdi balkonda keyfimizi yapalım. Sonra ev işlerine girişmemiz lazım. Salı günü bayram. Evet, bizden bugünlük bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.